Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de bulunan PYD güçlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri operasyonunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Harekatın 3. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Aziz'den yeni bir cephe açarak operasyona başladı. Hareket kapsamında toplam 15 nokta terör örgütünden alındı. Çatışmalar özellikle kritik Bursa'ya dağında yoğunlaştı. Şimdilik 3 koldan süren operasyonun güneyden de açılacak yeni bir kolla kuşatma harekatına döneceği tahmin ediliyor. Hedef hem Afrin'in çevrelenmesi hem de olası bir göçün kontrol altına alınması. Bu arada PYD mensuplarının işgal ettiği Afrin'den atılan roket kiliste bir ahıra isabet etti. Harekatın başladığı günden bu yana Kilis kent merkezine terör örgütü PYD tarafından 14 roket atıldı ve 8 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin harekatının kararlılıkla süreceğini söyledi. Hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk. Mutabakatımız var. PYD temsilcisi ise yaptığı açıklamayla askeri operasyonu eleştirdi. Biz Afrin'deki olup biteni tüm insanlık aleyhine bir savaş olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün dünya adına IŞİD terör örgütüyle mücadele eden PYD'nin arzusunu kırmak istiyor. Beyaz Saray'dan yapılan ilk resmi açıklamada, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz ifadesi kullanıldı.